Evet arkadaşlar, yeni bir programın habercisini veriyorum size. Öncelikle konuşan Ordu TV'den herkese selamlar, sevgilerimi iletiyorum. Programımızın adı Mertcan Her Yerde. Şimdi Mertcan nerede? Mertcan Ordu sahilinde. Ama size hemen bir deyim var ya, böyle sık sık gelinlerin bahsettiği bir deyim var ya. Neydi? Kaynanayı ne yapmalı? Kaynar kazana atmalı diye. Burada bir kazan var. Emre, çekiyor musun kazan? Emre, şu kazanı bir çek. Kaynanaya ne yapmalı? Kaynar kazana atmalı denilen kazanın başındayız diyemeyeceğim. O kazan bu kazan değil. İçine de odun falan atmışlar ama o kazan bu kazan değil. Gelinlerin gözü aydın, öyle bir kazan oluştu diyecektim ki değilmiş. Biz de sonradan öğrendik. Şimdi bu nasıl bir kazan? Burada çok güzel. Eskiden böyle şey olurdu. Arkadaşlar falan 10-15 tane arkadaş toplanırlarmış, böyle küçüklerin başlarında ateş yakarlarmış. Bu öylesi konulmuş bir kazan diyelim biz yine. Çünkü böyle kupları mupları var. Ben de şöyle bir kalkayım. Kupları falan var arkadaşlar. Şöyle tutma elleri var güzelce. 3-4 tane yerinde. İçinde de hatta odun falan da yakmışlar. Yani burada demek ki birkaç kişi de oturmuş. Böyle muhabbetini hasbihalini etmişler. Biz de buradan geçiyorduk. Az ileri gidecektik. Dedim ki Emre'ye, Emre gel hemen biz bunu çekelim. Hatta dedim ki bir de espri uyduralım. Kaynana muhabbeti. Ama gerçekten de baktığımız zaman devasa bir yapıya sahip bu da. Böyle yaklaşık da 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 tane de kütük var. Tabii kütüklerin bazıları böyle artık tabii tahrip olmuş. Çünkü yağmuru var, yağışı var, karı var, fırtınası var. Orada havasını hemen hemen herkes de bilir. O yüzden böyle güzel kütükler konmuş. Burada muhabbet ediliyor. Yine sahil boyunca şöyle Emre çevirirsen gerçekten güzel görüntüler var. Bugün hava gerçekten biraz sıcak. Ama şunu da belirteyim ki esiyor, havada kapalı, her an her şey olabilir. Nasıl diyoruz ya, Mertcan her yerde, her an karşınıza çıkabilir. Bu hava her an patlayabilir. Burada yine abimiz var. Orada güzel ayaklarını Ordu'nun o sessiz sakin sularına sokmuş. Ve şimdi de yıkıyor. Vallahi abimiz yaşamayı biliyor. Ayaklarının hangi suda yıkayacağını biliyor. Şimdi şöyle gelecek olursak konuya arkadaşlar. Ben de bu sırada ayağa kalktım. Şimdi buradaki muhabbet bu. Hemen arkasında, Emre şurayı da bir gösterirsen. Hemen arkasında da böyle eskiden amfiteyatroları mı denirdi? Ben hemen hemen öyle tahmin ediyorum. Oturma yeri var böyle güzel. Yine burada da küçük etkinlikler yapılabilecek bir alan var. Tam rıhtıma mesafe olarak 300-400 metre kala. Burayı da gerçekten böyle dozerler falan şey yapmış. Güzelce böyle sürmüş. Komple düzlemişler burayı. Şimdi tabii sahilden görüntülerimiz devam edecek. Oturan amcalarımız var. Muhabbet eden dayılarımız var. Teyzelerimiz var. Avlarımız var. Şimdi geldi orada yaşama. Ben ara sıra da İstanbul'a gidiyorum. Birkaç gün kaldıktan sonra. Ya diyorum ki İstanbul beni boğuyorsun be abi. Sal be abi diyorum. Sonra hemen pat bir uçak Ordu. Oh be diyorum. Bir soğuyorum ya şöyle telli vücuduma. Veya böyle gerçekten üşürken bir güneş doğuyor şurama böyle ısıtıyor ya. Allah diyorum iyi ki Ordu'dayım. Şimdi biz hemen küçük küçük turlarımıza devam edelim. Siz bizi izlemeye devam edin. Şimdi bu konuşmayı yapıyorum ya. Siz kettle'ınıza bir su atın. Çayınızı koyun. Biz devam ediyoruz. Şimdi biz zoru seviyoruz ya. Şimdi kendimize küçük bir parkur ayarladım ben buradan. Doğal yollarla çıkacağım. Düşersem gülmeyin. Tabi buradan da... Ana! Lan bir şey gitti buradan. Gördün mü sen de? Görmedin mi? Yemin ederim bir şey gitti. Ama korkunun ecele faydası yok da böyle fare olabilir. Kertenkele de olabilir, ben çıkayım. Emre gel gel. Emre sen daha genç adamsın. Şuraya ben de oturacağım şimdi. Şimdi bana dön, ben aşağı düşmezsem. Şimdi şu amcaya dedim ki, amca dedim. Biraz önce ayaklarını dedim suya soktun dedim. Böyle derler ya, bu Mayıs serisinde biz bununla alakalı bir program yapmıştık. Hani denize girince şifa buluyormuşsun diye. Şimdi deniz tuzlu su yani. Bazı tuzlu sularda mesela genelde enfeksiyon olur ayakta. Yara olur, şu olur. Herkes tuzlu su yapar mesela. Yaraya tuz basma denilse de bunda deva bulduğu düşünülüyor. Bence bulunuyor da. Ve denize girmek de gerçekten bu konuda bazı inançlara, inananlara göre, bundan deva, şifa bulanlara göre gerçekten iyi bir yöntemmiş. Abi de ayaklarında dedi, benim ayağımda sorun var dedi.
Her geldiğim zaman dedi, sık sık dedi, denize ayağımı sokarım, bir yürürüm dedi. Sonra ayağımı giyerim dedi. Giyer çıkar giderim dedi. Sonra dedi, ben dedi görüntüyü alma dedi. Ben dedi çok dedi kameraya çıkmayı sevmem dedi. Tamam amca dedim ya, sen dedim keyfin olsun emmi dedim. Biz dedim o zaman böyle tek otururuz dedim. Emre de beni çeker dedim. Şurayı doğru dedim bir alır dedim yani. Ya dalgalara bakın ya, dalgalara. Şimdi insanın yüzesi geliyor ama ben yüzme bilmiyorum. Onun için çok bu konuda iddialı konuşamayacağım. Şu anda gerçekten bilmiyorum. Mikrofon şu anda rüzgarın şeyi vuruyor mu? Böyle yalpası derler ya, vuruyor mu bilmiyorum ama ciddi anlamda rüzgar var. Biz buraya kadar gelirken bu kadar da yoktu. Demek ki bu yayının verdiği bir enerji olsa gerek. Biz biraz da şimdi ileri doğru gidelim. Renkli görüntüler çekelim. Ben kadraja çok girmesem de Emre bu görüntülerle alakalı güzel bir çekim yapsın bakalım. Tabi sporun yaşı yok. Çeviriyoruz. Çeviriyoruz ama gidemiyoruz. Şimdi burada çok şey var. Böyle elle çevirmeli var. Şurada ismini bilmediklerim var. Şurada farklı var. Yani bugün Ordu'nun tadını çıkartıyoruz yani. Ordu'da olup da Ordu'da olmayanlar bize diyecek ki Mertcan bir dahaki gittiğinde neredeyse benim için şunu yap, benim için bunu yap diyecek ve ben izleyenler için yapacağım. Yorulmadım, devam edeceğim. Şimdi şöyle de bir gerçek var. Yükseklere baktığımız zaman güneş var Boztepe'de falan. Boztepe videolarımızda YouTube kanalımızda mevcut, bakabilirsiniz benim çekimimle. Benim sunumumla. Şimdi biz biraz daha gideceğiz ve o size küçük iskele dediğimiz, küçük rıhtım dediğimiz yerden bir söyleşi daha yapacağız. Güzel bir Ordu gezisi olacak. Şöyle küçük çaplı ama. Asıl gezilerimiz bundan sonra ilçelerden, köylerden, semtlerden belirli kişilerle olacak. Ve ben yine diyorum, Mertcan her yerde sloganıyla her yerde çıkabilirim. Her yerde. Fidanköy'de çıkabilirim. Yeni Mahalle'de çıkabilirim. Bucak Mahallesi'nde. Akçatepe'de, Yukarıtepe'de, Kayabaşı'nda, Bayada'da her yerde ben çıkabilirim. Dikkatli olun. Şimdi burada rıhtımda diyeyim. Hemen Taşbaşı Kilisesi'nin az yanında böyle yapılan şezlonglar var. Zaten bunu ordular bilir. Gelen geçen gurbetçiler de, turistler de çok iyi bilir. Bunları böyle yatıyorsun. Hiç derdin, gasevetin, kemin, kederin, hiçbir şeyin olmuyor. Şöyle Rusya'ya doğru yönünü dönüyorsun ve bütün dertlerini unutuyorsun. Tam cephemizde deniz. Emre oraya doğru da bir çek istersen. Tam nereye bakıyoruz biz şimdi? Uçsuz bucaksız bir denize bakıyoruz. Ya ben daha ne anlatayım ya? Gerçekten ben bu Ordu dışında yaşayan özellikle Ordu sevdalılarına daha ne diyeyim? Bu şehirde yaşamama için ne sebebiniz vardı be? Sizler de eminim diyeceksiniz ki keşke şu anda burada olsak, keşke şu an bu sahilde biz de geziyor olsak, yani güzel de hava varmış diyeceksiniz. Ama inşallah gelirsiniz yazın, özellikle yaz aylarında. Buralar biliyorsunuz dolup taşıyor. Buralarda biz şimdi oturduk ama daha sonra belki oturamayacağız bile. İnşallah sizler de güzel günlerde buraları gezersiniz. Hemen ileride iskele var. Zaten oraları da çok iyi biliyorsunuz. Küçük iskele deniliyor sanırım. İlerideki rıhtım. Şimdi biz rıhtımda balık tutan amcalar var mı? Bir de onların yanına doğru yürüyeceğiz ama sanırım yok şu anda. Ama biz ne yapacağız? Gideceğiz. Biz ne yapacağız? Bulacağız. Biz ne yapacağız? Üreteceğiz. Niye? Slogan var bizim. Ordu'nun güzelliklerini. Ben hepsini söyleyeceğim. Geleneklerini, göreneklerini,
özelliklerini, gerçeklerini, her şeyini göstereceğiz. Onun için şimdi biz biraz daha ilerliyoruz. Size parça parça gösteriyoruz ki her şeyi yerinde gösteriyoruz. Böyle şu bu demiyoruz. Geliyoruz, oturuyoruz, oturup yapıyoruz. Gidiyoruz, biniyoruz, bindiğimizi gösteriyoruz. Bu diyoruz koşu bu şeyi, bu şu şeyi. Biz böyle parmağımızı ileriden ileriden göstermiyoruz. Gidiyoruz, yerine çekiyoruz. Şimdi Nazilli'ye gideceğiz. Bir şey daha göstereceğiz. Bakın ney. Şimdi o bahsettiğim küçük iskeledeyiz. Hemen ismini, tabelasını gördünüz zaten. Güzel bir girişle yapılmış buraya. Yine ileriye doğru iskelemiz var. Ve şöyle söyleyeyim. Gerçekten buraya kafa dinlemek için, böyle dertleşmek için, sırlaşmak için çok kişiler geliyor, muhabbetlerini ediyor. Hatta böyle çekirdek kola yapılır. Hani derler ya çekirdek kola yapalım. Gerçekten buraya geliyorlar, muhabbetlerini yapıyorlar, gırgır şamatalarını yapıyorlar. Gençler özellikle, ablalar, teyzeler de böyle geliyor. Orduya bakıp bakıp ah çekiyorlar, iş çekiyorlar belki de. Ama onların da gerçekten de bu manzara derdini götürüyordur. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Havadan mı kaynaklı bilmiyorum ama deniz şu anda yeşilimsi duruyor. Biraz önce mavimsi duruyordu. Çok ilginç. Gerçekten de yani bunu şu tarafa baktığı zaman mavimsi duruyor. Bu tarafa baktığı zaman hava daha kapalı bu tarafta. Yeşilimsi duruyor. Belki kameralara yansıyor mu bilmiyorum ama şu anda benim solumda olan taraf iskelenin daha yeşilimsi. Sağımda gökyüzünün açık olduğu yerdeki denizin rengi daha mavimsi. Gerçekten ilginç. İlginç. Ama sizlere ilginç. Karadenizliler iyi bilir ki bu gibi şeyler artık Karadeniz'de çok normal yani. Çünkü yani hırçın denizler ya, gerçekten de bir tarafı mavimsi duruyor, bir tarafı yeşilimsi duruyor. Gerçekten ilginç gelir sizlere ama bizlere gelmiyor. Biz şimdi arkadaşlar, değerli izleyenler, şimdi buradan ben çıkışımı yapıyorum. Az daha ileri gidip programımızı sonlandıracağız. Ama bu kadar kısa kalmayacak normalde bir sonraki programlarımız. Çünkü ilçelere, Allah söyletti, illere de gideriz inşallah. İlçelere, mahallelere, köylere, semtlere, ordunun gerçekten güzelliklerini ve özelliklerini tanıtılması gereken yerlere gezilerimiz artık hemen hemen iki günde bir, her gün gün aşırı olacak. İnşallah sizlerle birlikte güzel de bir seyir zevki yüksek programlar çıkartacağız. Biz dediğim gibi biraz daha ileri gidelim. Trambolin falan varmış. Ben hiç trambolinle de binmedim. Böyle zıplamadım hiç trambolinde. Şimdi gideceğim, bir zıplayacağım bakalım. İyi zıplıyor muyum? Sizler bana not verin. Şimdi gidiyorum.
Şimdi bu video niye donmuş diyeceksiniz belki ama bu bir fotoğraf. Sanacaksınız ki biz şu anda bu videoyu çekiyoruz ama bu bir fotoğraf. Gerçekten buraya Büyükşehir Belediyesi Mehmet Hilmi Güler, Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler'in ellerine sağlık. Zihnine sağlık. Gerçekten güzel bir düşünce. Sizleri biraz kandırmış gibi oluyor ama kusura bakmayın. Gerçekten sahil altın ordu, Topcan Barajı, Mesudiye, Yoros Tepesi ve buraya gideceğiz. Burası şimdi böyle değil sanırım. Burayı bir yapmışlar, bir görün. Ben görmedim, göreceğim, sizlere de göstereceğim. Buraya böyle büyük bir dev Türk bayrağı falan koymuşlar böyle. Güzel böyle bir çevresini falan daha da genişletmişler sanki. Şu durulan yerin sanırım. Çünkü ben drone görüntülerini görmüştüm. Ve yelkenliler. Altın orada bunlar sık sık yaz aylarına zaten genellikle oluyor. Hemen şuraya dönüyorum. Burada Boztepe teleferik. Tam böyle bir sis gününde geçen de bir yayın yaptık. Hemen YouTube kanalımızda biraz önce bahsettiğim gibi izleyebilirsiniz. Yeşilce Mesudiye. Buralar çok uzak ama gitmeye çalışacağız. Sonuçta buralardan da yol geçiyor. Biz buralara arabalarımızla gideceğiz. Ve Ulugöl Gölköy olması. Evet, yanlış değil mi? Ulugöl Gölköy. Buraya da gitmeyi çok istiyorum. Ben burayı da görmedim. Hepini aslında bütün heyecanı ben sizle yaşayacağım değerli izleyenler. Bu tarafa doğru geldiğimizde hemen bizim medarı iftiharımız Ordu Giresun Orgi Havaalanı, havalimanı daha doğrusu. Bazıları havaalanı diyor, bazıları havalimanı diyor. Gülyalı'da. Gerçekten çarşamba günü de burada Çikolata Park'ta ve kano sporlarının yapıldığı alanda bir çekim yapacağız. Perşembe yaylası, buraya çok 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 gitmek istiyorum. Ama sanırım bayağı da bir uzak, 2-3 saatlik bir yol ama gitmeye çalışacağız. Dinlene dinle gideceğiz. Gerekirse bir gün orada kamp yapacağım, gideceğim. Hazreturoğlu Konağı Fatsa. Buraları da tabii göstermek bizim boynumuzun borcu olsa gerek. Çünkü bunlar bizim için tarihi değerdir yani. O yüzden altta bir tane kardeşimiz var. Bir tane tepsi diyelim biz buna. Tepsi de fındık gösteriyor. Gerçekten bu da bizim zaten değerlerimizden bir tanesi. Şuraya gel Emre, son olarak bunu göstereyim, sonrasında devam edelim. Fok fok ünye. Bunu ben ilk defa gördüm. İlk defa duyuyorum. Ama anlaşılan bir tek ben görmemişim ki böyle bir güzelliği. Gerçekten harika bir fotoğraf çekmiş çeken abimiz. Perşembe yaylası Aybastı. Biraz önce bunu söylemiştim. Ben buraya çok gitmek istiyorum. Akyazı sahili Altınordu. Ordu'nun belki de ışığının böyle en yoğun olduğu mahallelerdendir. Çünkü gerçekten seyir zevki harika bir mahallemizden görüntüler ve zaten sahilde o mahallemizde olduğu için çok renkli görüntüler çıkabiliyor. Ve rıhtım Altınordu. O rıhtım neresi? Bu rıhtım. Bu gece görüntüsü, bu da gündüz görüntüsü. Biz şu an neredeyiz? Rıhtımdayız. Şöyle şu açıdan da genel bir görüntü alırsan Emre, ondan sonra biz son olarak finale trambolinle koyalım. Balıkçı abilerimiz sanırım bugün gelmemişler. Hava da çünkü biraz da bozuk, o yüzdendir. Biz ileride şu, ben tramboline binmeden gitmeyeceğim. Ben bir tramboline bineceğim. Siz de görün bakalım, dediğim gibi düşmezsem, kalkmazsam kafamı mafamı, bir yerimi, kolumu, bacağımı kırmazsam arkadaşlar yayını kapatma videosu da çekeceğim. Biz şimdi tramboline gidiyoruz. Son oradaki gideceğimiz yer olacak. Sonrasında ben sağlam kalırsam programı kapatmak için karşınızda olacağım. Bu Eylül, başladın mı sen? Başladın değil mi? Tamam. Niye başladın mı diye soruyorum. Keşke ilk bir kendim zıplasaydım da düşüyor mu düşmüyor mu baksaydım da sonra çekebilseydim. Çok değişikmiş ya bu. Jöle gibi böyle. Ama ben ilk defa biniyorum. Hepsi bunların aynı sanırım. Ne? Bu ne ya? Bu ne bilmiyorsun değil mi Emre sen? Ben de bilmiyorum. Ya şey gibi, tencere şey gibi kapat. Ne? Ulan başım dönüyor lan. Vallahi başım dönüyor. Oğlum burada bir şey mi var lan? Benim başım mı dönüyor ya? Harbiden diyorum. Allah Allah. Bu ne altın? Sanki böyle dengemi kaybetmiş gibi oldum ha. Abi arkadaşlar ben kafayı yedim. Size söyleyeyim. Evet, burada küçük, yemin ederim şurada zıpladım ya. Yemin ederim sana, şu anda ayağımın üstüne yürüyemiyorum. Sarhoş gibi oldum. Şurada küçük Survivor parkuru. Acun abimizden esinlenmiş. Acun abi bunları yapanı görse kesinlikle Domini'ye çağırır. Bıraktık. Ve burada küçük bebelerimiz için, küçük kardeşlerimiz için, evlatlar için bir kaydırak yapılmış. Ama gerçekten kaliteli. Ben plastik aslında böyle kaydırak deniyor bizim amanızda. Şimdi ne deniyor bilmiyorum.
Gerçekten böyle plastiklerine ben çok karşıydım. Şu bir kayma yeri var ya, bunun metal. Kayma yerine plastik olanlarla çok karşıyım. Çünkü arkadaşlar, değerli izleyenler, yani kırılıyor, içim yani cız ediyor. Yani şuradan bir evladımız, bir kardeşimiz kaysa, Allah göstermesin, plastik bir yerini kesse bunun telafisi olamaz. Ama bu metalde şu an öyle bir kırılma derdi olmadığı için bakımları yapıldığı sürece hiçbir problem olmaz. Bunu da şu açıdan çekmen lazım değil mi Emre? Burada bir... Aa, bunlar böyle oynuyor mu? Nasıl oluyor bu ki? Böyle üstüne mi çıkıyor acaba bu? Ben bilmediğim şeyi kurcalamıyorum. Şöyle yapayım ama bakın, 52 sallanacak bak. Evet. 52. Hep derler ya, ordular 52'ye 52 diyor diye. Ben de dedim mi bilmiyorum ama tekrar söylüyorum, bakın diyor muyum? 52. E 52. Şey oldu, S A 1 gibi oldu ama 52. Ben E'yi bir tane söylemeli. Çok önceden bir arkadaşım demişti ki, siz ordular E'yi uzatıyorsunuz. 52. E'yi 2-3 tane daha söylüyor. 52 diyormuşuz. Ben 52 diyorum bak. 52. Tek. Net. Tık. Bu yapının anlamını öğreneceğim. Bunu bir dahaki gelmeye deneyeceğim. Bunun üstüne kesinlikle çıkılıyor. Ben bunu kurcalayacağım. Şimdi şu tarafa doğru çekelim. Dediğim gibi orada balıkçı abiler bugün yok. Orada ben görüyorum. Bir 10 dakikadan beri de izliyorum. Abiler orada yürüyorlar falan, geziyorlar yani oraya. Orada sabit duran bir abi yok. Biraz da yaklaşıp baktık. Balık tutan abiler şu anda yok. Yani kalabalık bir ortam yok. Orada çok zevkli bir çekim yapacağız. Hatta Kuzey Yıldızı gemisi, Büyükşehir Belediyesi'nin gezi gemisiyle böyle bir tur atmayı düşünüyoruz. Benim gemiye karşı bir soğuk bir tutuşum var. Çünkü yani çok sıcak bakmıyorum. Şu yüzden biliyorsunuz, gemi tutması denir ya böyle, deniz tutması daha doğrusu, o bende biraz oluyor gibi. O yüzden çok sıcak bakmıyorum. Ama kimin için? Sizin için. Mertcanlerde, her yerde, her an gemide çıkabilirim karşınıza. Vapurda, denizde zor bir ihtimal ama çıkabilirim. Arkadaşlar, ben programı burada, hatta şöyle gelir misin Emre? Şu arkamda benim ay yıldızlı bayrak dalgalanırken beni bu bayrakla programı sonlandır. Ben hemen son konuşmalarımı yapıyorum. Sonra 3-4 saniye şu bayrakla sizi de baş başa bırakacağım. Biliyorsunuz dediğim gibi böyle bir programa başladık. Bu programımızın habercisi olsun. Güldük, söyledik bu program boyunca. İnşallah siz de sevmişsinizdir. Güzel bir de montaj yapıp bunu sizin karşınıza sunacağız. Mutfak kısmımızda bu montaj yapıldıktan sonra sizlerle birlikte olacak. Dediğim gibi çok yerlere gideceğiz. Çok çok bunun anonsunu yapıyorum ama her yerde gerçekten karşınıza Mertcan çıkabilir. O yüzden bunun anonsunu sık sık size belirttim program boyunca. Bu bir açılış programı olarak değerlendirin. Ordu'da merkezden, Altınordu sahilden başladık. Ve gerçekten böyle ufak tefek güzellikleri, gerçekleri ve Ordu'nun özelliklerini size gösterdik. Ben yine sizin karşınızda olmak dileğiyle programı kapamadan önce abone olup beğenmeyi ve bizleri paylaşmayı sakın unutmayın. Türk bayrağıyla sizi yan yana bırakıyorum. Bayrağımız inşallah bundan sonraki dönemde de inmeyecek.